tercihleriyle belediye başkanı seçilen Yılancı, 30 Mart 2014, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ikinci ve üçüncü kez belediye başkanı seçilerek Şebinkarahisar'a hizmet etmeye devam etti. Şahin Yılancı, evli ve 3 kız babasıdır. Görevi başındayken yakalandığı amansız hastalık nedeniyle 25 Temmuz Pazartesi günü ebediyete intikal etmiştir. Belediye başkanımızın her zaman kullandığı bir sözü vardı. Burası bir ilçe değil, burası bir şehir derdi hep. Şimdi bu kadim şehrin, bu güzel şehrin insanları seni ebedi istirahatgahına uğurluyor. Kısa ömründe tek gayen Şebinkarahisar'a, doğduğun büyüdüğün bu topraklara hizmet etmekti. Ömrünün en güzel yıllarını çok sevdiği biricik memleketi Şebinkarahisar için vakfeden kıymetli başkanımızı daima güzel eserleriyle anacak ve hatırlayacağız. Ailen olarak gördüğün, bizim de seni abimiz, babamız olarak gördüğümüz Şebinkarahisar Belediyesi ailesi seni hiçbir zaman unutmayacak. Seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız başkanım. Mekanın cennet olsun. Giresun Valimi Sayın Enver Ünlü tarafından taziye konuşması yapılacaktır. Arz edeyim. Giresun Valisi konuşuyor taziye için. Sayın Bakanım, Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Bakan Yardımcım, Sayın Milletvekillerimiz, çok kıymetli Şebinkarahisarlılar ve Sayın Belediye Başkanımızın sevenleri, bugün maalesef çok sevdiğimiz, çok kıymetli Belediye Başkanımız Şahin Yılancı Bey'i ebediyete hep beraber uğurlayacağız. Yakalandığı amansız hastalıktan maalesef kurtulamadı. Ama bu kısa ömrüne çok güzel hizmetler sığdırdı. Evet, az önceki müdür hanımın da ifade ettikleri gibi o bir ilçenin değil bir şehrin belediye başkanıydı. Burayı bir şehir haline getirdi. Belediyesiyle, parklarıyla, bahçeleriyle, meydanlarıyla gerçekten güzel bir şehir inşa etti Şebinkarahisarlılarla birlikte. Şebinkarahisarlı hemşerilerimizle birlikte. Şebinkarahisarlıların gönlüne taht kurdu. Çok daha güzel hizmetler yapacaktı. Ama maalesef kısmet bu kadarmış. Allah-u Teala sevdiği kulları yanına erken alıyor deyip teselli bulacağız. Allah kıymetli ailesine, değerli personeline, sevenlerine, siz kıymetli hazuruna sabırlar versin. Başsağlığı diliyoruz. Ama inşallah hep Şahin Yılancı Başkanımız yaptığı güzel hizmetlerle, eserleriyle her zaman hafızalarda, kalplerimizde güzel yerini, mümtaz yerini koruyacak. Biz yine onun eserlerine sahip çıkacağız ve üzerine inşa edeceğiz inşallah. O da bizi izleyecek. Allah-u Teala kendisine rahmetiyle muamele eylesin. Sevenleriyle cennetinde kavuştursun inşallah. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Acımız çok büyük. Hepinize sabırlar diliyorum. Ben çok seviyordum kendisini gerçekten. Çok sık görüşemiyorduk belki ama en son Kurban Bayramı'nda görüşmüştük. Hep dua ettik. Hep bizi teselli etti rahmetli. Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Acımız çok büyük. Hepimizin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin hepimize. Başımız sağ olsun. Saygılar sunuyorum. Önceki dönem bakanımız, belediye başkanımızın çok kıymetli yol arkadaşı Sayın Nurettin Caniki tarafından taziye konuşması yapılacaktır. Arz ederim. Şebinkarahisar. Bir yiğit evladını ben kardeşimi kaybettim. Yol arkadaşımı kaybettim. Gerçekten 21 yıldan beri çok muhteşem, güzel bir yol arkadaşlığı, dağ arkadaşlığı yaptık. Her şeyiyle
tam derece ilgili, güvenilir. Çok güvenli bir yol arkadaşıydı. Öncelikle bunu belirtmem gerekiyor. Sayısız olayda buna şahit oldum. Tek bir sevdası vardı bu topraklar. Bu toprakların insanlarına, Şebnem Karahisarlılara hizmet etmek. Bütün hayatı bununla geçti. Buna şahidim. Rabbim de şahit olsun. Amin. Hak için, halk için çalıştı. Şebnem Karahisarlı halkı için çalıştı. Şebnem Karahisarlılar için çalıştı. Hak için çalıştı. Buna şahidim. Rabbimiz de şahit olsun. Dursun amca çok harika bir evlat yetiştirdim. Allah razı olsun. Büyük acı. Acı hepimizin acısı. Bunu söylemeye gerek yok. Gerçekten benim kardeşim gibiydi. Kardeşimdi. Kardeşimden fark yoktu. En son cumartesi günü hastanede ziyaret etme imkanımız olmuştu. Konuştuk. Oturdu. Hatta ben dedim yani ayağa kalktı. Şakalaştık. Bayağı da sohbet ettik. Benim ayrılmamdan sonra işte yol bakımı kaldırıldı ve ondan sonra gereken her şey yapıldı. Yani tıbbın bütün imkanları kullanıldı. Ama takdir önüne geçmek mümkün değil. Rabbimin takdiri bu yönde, bu çerçevede. Ama tabii acımız çok büyük. Gerçekten bu toprakların yetiştirdiği cesur, kararlı, ilkeli, yiğit evlatlardan bir tanesiydi. Şebnem Karahisar böyle bir evladını kaybetti. Gerçekten çok üzüntü verici. Diğer taraftan çok güzel bir isim bıraktı ve eser bıraktı. Şebnem Karahisar'ı il yapamadı ama görünüm olarak hep bunu söylerdi. İlk günden itibaren, 21 yıl önce ilk tanıştığımızda bize bunu söylemişti. Şebnem Karahisar'ın il olmasını istiyoruz. Belki il olmadı ama görüntüsü itibariyle, şehircilik itibariyle, altyapısı itibariyle, meydanlarıyla Şebnem Karahisar'ı gerçekten bir şehir görünümüne kavuşturdu. Allah razı olsun. Amin. Rabbim bu hizmetlerini zayi etmesin inşallah. Amin. Rabbim mekanı cennet eylesin. Bize vasiyeti vardı. Yani ben her şeyi tamamlayamadım. Bazı şeyler eksik kaldı diye. Biz de vasiyetini elbette yerine getireceğiz. Eksik bıraktığı her şeyi başlayıp da tamamlayamadı. Ömrü vefa etmedi. Her şeyi Allah'ın izniyle tamamlayacağız. Biz hoşnutuz. Rabbim de hoşnut olsun. Biz İslam ahlakı üzerine bir hayat sürdüğüne şahidiz. Rabbim de razı olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin. Rabbim cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Rabbim gani rahmet eylesin. Tabii Dursun amca evlatları yani ateş düştürüyor yapıyor ama inanın biz de acınızı yürekten paylaşıyoruz. Bütün herkes, burada olan olmayan herkes acınızı paylaşıyor. Rabbim sizlere sabırlar versin. Rabbim acınızı affetsin inşallah. Rabbim gani rahmet eylesin. Rabbim Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Teşekkür ettiniz. Acılarımızı paylaştınız. Hepinize saygılar sunuyorum. Müftümüz tarafından dua okunacaktır. Arz ederim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi allazi halaka'l mevte ve'l hayate liyebluwana ayyuna ahsanu amela. Ves-salatu ves-selamu ala rasulina Muhammedin ma vecceha min'el hayati ila'l mamati lid-dunya amela. Ve ala alihi ve ashabihi's-sabirina ala'l bela. إلهي إن عبدك هذا قد قضى نحبه من الحياة بقدرك وتوجه إليك بأمرك آمين. ونحن عبادك المنتظرون إلى انقضاء آجالنا اجتمعنا في هذا المكان الذي فيه ترانا ونحن نرجوك اللهم أن تسهل عليه سؤال المنكرين آمين.
وتجعل في قبره منظرة إلى الجنة التي عدت للمؤمنين الثقلين. وأنت السميع الدعاء فاقبل دعائنا كما وعدتنا بحرمة حبيبك المصطفى. فخص هذا الميت بالروح والراحة والمغفرة والرضوان. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه الأمن والبشرى والكرامة والزلفى برحمتك يا رب العالمين. إلهي يا رب، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي فرمانına inkiyat ederek teslimi ruh eden, gönüller yapan, gönüller alan muhterem başkanımıza engin rahmetinden mağfiretler diliyoruz, ikram eyle. Amin. Çıkmış olduğu yolunu, yolculuğunu hakkında hayırlı ve mübarek eyle. Amin. Makamını âli eyle. Amin. Mekanını cennet eyle. Amin. Menzilini mübarek eyle. Amin. Yolunu, yolculuğunu hakkında hayırlı ve mübarek eyle. Amin. Bu saate kadar okunan Kur'an-ı Mucizül Beyanlarımızdan haberdar eyle. Amin. Makamını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle. Amin. Yarın huzuru mahşerde Cenab-ı Nebi-i Muhterem aleyhissalatu vesselam Efendimizin şefaatiyle taltif eyle. Amin. Bu saate kadar çekmiş olduğu maddi manevi sıkıntılarını, hastalıklarını, maddi manevi günahlarına kefaret eyle. Amin. Geride kalan ailesi başta olmak üzere çalışma arkadaşlarına, eş ve dostlarına sabır, selamet, metanetler diliyoruz. Rabbim ikram eyle. Amin. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur eyle. Amin. Yarınlarımızı hayırlı eyle. Amin. Dualarımıza amin nidalar ile iştirak eden aziz ve muhterem kardeşlerimize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz, ihsan eyle. Amin. Bir cümle geçmişlerimize, abav-ı ecdad, ummat-ı ceddatlarımıza rahmet diliyoruz, ikram eyle. Amin. Dualarımızı lütfünle, kereminle kabul eyle. Amin. Fetekabbelaha Rabbuha bi kabulin hasen, sırrına muhatap eyle. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَل۪ينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Muhterem kardeşlerim, Yüce Rabbimizin engin rahmetine, aziz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın şefaatine ve siz kıymetli kardeşlerimizin hüsnü şehadetine muhtaç, şu anda musalla taşında biraz sonra engin makamına tevdi edeceğimiz muhterem başkanımıza taalluk eden dünya ahiret haklarınızı rizayen lillah lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Lütfen helal ediniz. Mevla helallığınızı kabul eylesin. Amin. Sizler bizler bu yolun yolcusu olduğumuz zaman biz razıyız, memnunuz Allah'ım. Sen de razı ol, memnun ol diyen konu komşularımızı Mevla eksik eylemesin. El Fatiha. Allah kabul etsin. Allah inşaat olsun. Ekan cennet olsun. İlçemizde gün boyu lokantalar ve çay ocaklarında ikramlar yapılacaktır. Evet. Sera şimdi zabıtlar içinde huzur alınacak. Evet. Naaş zaaflara eşliğinde omuzlara alınarak biraz demir hazırlığı için başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Evet. Yürüyerek mi? Tamam. Biraz açılsın. Yok, şöyle cenaze arabasına gidecek. Öyle yürüyerek gidecek. Tamam. Evet, şu anda Türk Bayrağı Sarılı Belediye Başkanı'nın ağaçı belediye töreni yapıldıktan sonra şu anda
arabaya koyuyorlar. Evet, İlhan kardeşim. Evet. Biraz alalım, biraz alalım. Evet, biraz. Biraz açıldıktan sonra. Tamam. Selam vermesi. Herhalde konuda. Evet, belediye başkanı aşı omuzlar alınıyor. Belediye personel tarafından. İskamet, cenaze aracı. Uygun adım, aş! Vahşeri kalabalık. Bir açalım. Açalım. Evet. Açalım. Meydana kadar omuzda niye geçiyor? Araçta niye geçiyoruz? Evet. Derinde say. Git, alır. Cenaze bırak. Bakanımız Fahri Kaçı da geldi. Bakanımız. Sağlı sollu geçin arkadaşlar. Evet. Protokol şöyle geçsin. Evet. Yavaş gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Naaş araca konuldu. Şu anda kordon eşliğinde. Bahçeli kalabalık var. Giresun Valisi, milletvekilleri, bakanlar, bakan yardımcıları, belediye başkanları şu anda Kırıl Ağa'nda. Evet. Evet, resmi tören yapıldıktan sonra protokolü ve vatandaşlar cenaze namazını kılacağı camiye doğru gidiyor. Arabasına ne kadar mesafem var?
Hacı abi hoş geldin. Hacı abi. Sağ ol kardeşim. Başımız sağ olsun kardeşim. Ben şuradan geçeyim de. Çok duygulu. Şimdi biraz. Şöyle. Evet, kortej cenaze kortejı belediye binasında yapıldıktan hizmet yapıldıktan sonra resmi tren şu anda camiye doğru gidiyor. Vatandaşları rahatlı kurutuk olamıyorlar. Belediye Başkanı'nın aşı Celal Erdoğan'ın Teknik Camisi'ne getiriliyor. Şu anda vatandaşlar, protokol, halk Belediye Başkanı'nı uğurluyor. Son yolcuna uğurluyor.
Biraz sokaklarda. Şöyle mi geçiyorsun? Evet. Tekşikçi abisine getirildi belediye başkanlığı maaşı. Sen daha devam et. Devam et. Hadi devam et. Değil mi? Buradan. Evet, resmi töreni yapıldı şu anda. Halkın töreni yapılacak. Camiye gittik, belediye başkanımızın naaşı. Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Acı da burada. Evet. Hiç bırakmadı. Hiç bırakmadı. Şu anda yine zaaflar omuzlarında belediye başkanımız omuzları alınıyor. Türk bayrağı sarılı belediye başkanımızın naaşı. Zaaflı personel eşliğinde omuzları alınıyor. Evet, şu anda. Evet. Türk bayrağı sarılı. Gelenge say! Kıt! Kadın! Evet. Yardım mı? Evet, şu an resmi tren tamamlamak üzere. Belediye zabıta personel arkadaşlar. Evet, şu anda belediye resmi töreni tamamlanmış oluyor. El-Fatiha. Abi çadırı bir tane. Buraya var. Şu çadırın içerisinde bir tane. Çadır buraya gelirse
Şu anda resmi tören tamamlanmış oluyor. Cenaze namazı için beklenecek. Evet. İlhan Bey başımız sağ olsun. Siz de geldiniz memleketten. Dostlarımız sağ olsun. STK başkanları burada. Sivil toplum kuruluşu da, protokol ve milli halk burada. Evet, duygularınızı alalım. Evet. Öncelikle tüm Çebinkaysel halkımızı başı sağ olsun. Değerli bir evladımızı, kardeşimizi, evet, dostumuzu, sırdaşımızı, yoldaşımızı, başkanımızı kaybettik. Evet. Çok üzüntülüyüz. Ama ölüm takdiri ilahi. Buna inanıyoruz, evet, buna güveniyoruz. Evet. Ama millet olarak başımız sağ olsun. Şahin Başkan'ın yaptıklarını yapacak, unutmuyoruz, unutmayacağız. Evet, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tüm bizleri izleyenlerin başı sağ olsun. Dostlarımıza, evet, selamlar, sevgiler sunuyorum. Bahşehir bir kalabalık var. Evet, Ünsal Başkan, siz de İstanbul'da geldiniz. Burca Köyü'nün dernek başkanı. Çok, evet, çok seveni var. Yakışır bir cenaze töreni oldu. Evet, maalesef. Emir yukarıdan Allah kani gani rahmet eylesin. Yani İsa Hocam. Şemin Karahisar için büyük bir kayıp. Evet. Evet, Allah eski müftümüz de, evet, eski müftümüz de burada. Eski müftü. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Evet, eski müftümüz de İsa ve İsa Yaygın hocamız da hem helallik duasını okudu hem de burada geldi, son görevini yaptı, son yolculuğu. Allah size razı olsun. Duygunuzu alalım hocam. Allah başkanımızdan razı olsun. Evet Bey. Tahsilatlarını hasenatı affedersin inşallah. Evet. Başkanım. Yani bu Şebin Karahisar için güzel bir değerdi. Evet. İyi bir insandı, vefalıydı. İnsanları severdi, güler yüzlüydü. Evet. Allah cennetiyle muamele eylesin. Şebin Karahisar'ın başı sağ olsun. Siz de vefa gösterin. Allah sizden de razı olsun. Sizden dostlar, başkanım, arkadaşlar. Evet. Değerli sanatçı arkadaşımız da burada. Evet, canlı yayındayız. Yasin Bey hoş geldiniz. Şebin Karahisar. Başımız sağ olsun. Baş sağ olsun. Evet. Sağ olsun. Tüm vatandaşlar da burada. Siz de bir şey söylemek ister misiniz? Başım. Evet. Şu an yere geziyoruz ve dolaşıyoruz vatandaşlarla. Burada taziye çadırları var. Görmüş olduğunuz gibi. Tamam, evet. Oturma yeri var. Şu anda cenaze namazını bekleniyor, cenaze namazı için. Biz de burada görüşlerimizi almaya çalışacağız. Evet. Belediye Başkanı, Valimiz ve Pırtıkol taziyeleri kabul ediyor. Evet. Burada görmüş olduğunuz gibi. Evet. Pırtıkol da burada. Başımız sağ olsun. Evet Mehmet Başkan, organizasyonu yaptınız İstanbul'dan, hem otobüyle, otobüslerle getirdiniz. Şahin Başkan, sizin üzerinizde çok emeği var, siz de onun üzerinde emeği var. Çok seviliyordu, siz de çok seviyordunuz. Çok üzüldüsünüz, duygusalsınız. Ne düşünüyorsunuz? Aynısını dedim. Gerçekten edeceğim de. Evet. Ailemden birisi. Abi, evet. Yol gösteren. Onun tecrübesini her zaman istifade ettiğimiz. Evet. Şehrimize her gün daha iyi nasıl yapabiliriz, birlikte istişare ettiğimiz. Belediye Başkanımız, abimizi. Evet. Kaybetti. Acımızı tarif etmek imkansız. Evet. Ailesini. Sevenler, tüm Şebin Karahisar'ımıza, Masar ve Sarı'ndan da özellikle ailesine, iyi bir dostumuzla, inşallah ilelebet
aynı şekilde aynı konumda muhafaza etmeye çalıştık. Yakışan bir cenaze töreni oldu. Şehir yakışır, kendisine yakışır. Abi de sağ olsun. Allah sizden de razı olsun. Evet. Biz de reisimize, başkanımıza yakışır. Evet. Özel yapmaya çalıştık arkadaşımızın konusu. Evet. Geçen herkese teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah mekanı cennet etsin. Cennetin hepimizi evet. Aynı bu kalabalıkta inşallah buluştursun. Değerli büyüğümüz de Ünal Bey. Ünal kaçırdı. İşte emeği var çok. Şebin Karayasa da kendisini çok severdi kendisini. Bir baba bir evlat gibi. Evet. Çok üzüntüsüz biliyoruz ama. Bir ne dersiniz efendim? Allah rahmet eylesin. Evet. Konuşamıyorsunuz farkındayım. Nurettin Bey de resmen ağladı. Evet. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Evet. Gördüğünüz gibi konuşmakta insanlar güçlük çekiyor. Çok duygusal bir tören. Çok duygusal bir cenaze töreni. Yine burada. Evet yine burada Bayram Karaman var. Kendisi iyi bir arkadaşı, iyi dostuydu. Hiç yanına ayrılmazdı. Hastanın son saatine kadar, son dakikasına kadar kendisi iyi geldi. Şebin Karayasa Bey de spor sporunda kulüp başkanı. Evet çok üzüntüsünüz Bayram Bey. Ne hissediyorsun? Tabii çok bir üzüldü. Burada duygu konuşulmaz ama hakikaten çok duygusal bir resmi tören oldu ve de şu anda millet töreni olacak. Ben şimdi burada kendisini anlatmak istedim. Evet. Kalabalığı görüyorsunuz. Evet. Kalabalığıyla ilgili her şeyi evet. Anlatacağım. Valla bizim 13 senelik bir dostluğumuz var. Evet. Bana bir kardeş gibi, ben ona bir abi gibi, bir arkadaş gibi yoldaş olup görüyoruz inşallah. Evet. Her yerde, her zaman beraber. Evet. Her şeyden haberimiz var. Birbirimizde hiçbir şey ayırmadık. Konuşamıyorsunuz siz de evet aynı evet, şekilde. Yani, evet. Netlisinde ben böyle bir insan görmedim arkadaş yani işin özünde. Allah bunu nur içinde yatırsın. Böyle bir cenazede görülmemiş. Görülmemiş. Dün akşamdan beri hem İstanbul'dan konvoylarla hem burada. Tabii. Evet. Giresun'dan, çevre ilçelerden, çevre köylerden. Bir tek Şebin Karayasa değil. Evet. Sevenler çok. Evet. Hayırlısıyla inşallah. Allah sizden razı olsun. Allah mekanı cennet etsin. Evet. Amin amin. Evet. Evet. Başımız sağ olsun Osman Bey, Avutmuş Mahalli Dernek Başkanı Osman Tomur. Evet, üzüntümüz büyük. Duygularınızı alalım Osman Başkan. Sözün bittiği yerdeyiz. Bir Şebin Karayasa sevdalısını kaybettik. Evet. Kendisi çocukluk arkadaşım, aynı mahallede. Evet. Aynı suyu içtik, aynı evet. Havayı teneffüs ettik. Söylenecek evet. Fazla bir şey yok. Evet. Allah mekanını cennet eylesin. İyi bir arkadaşımız, iyi bir dostumuz. Şebin Karayasa'ya hizmet için elimden geleni yapan bir kardeşimizdi. Çok üzgünüz, evet. Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanı cennet olsun. Sizden de Allah razı olsun, başımız sağ olsun. Tabii sizin de mahalleniz de evladıydı. Evet, işte çocukluğumuz beraber geçti. Aynı suyu, aynı derede balık tuttuk. Aynı yerde inaklerimiz otlattık. Evet. Duygularımız çok, söylenecek şey de çok ama yapacak da bir şey yok. Takdir Allah'ındır. Onaylandığımız için hepimiz bir gün geri döneceğiz. Allah mekanı cennet eylesin. Evet. Evet, yine bu şekilde korona tedbirlerine uyalım diyor, korona tedbirlerine uyalım diyor, maske, mesafe, evet. Evet, avukat Hakan Ayık da yanımızda, evet canlıyız şu anda, Giresun Vakfı Başkan Yardımcısı, aynı zamanda hemşerimiz. Avukat Hakan da avutmuştu bizim mahallemizden. Şahilancı'nın cenazesiyle ilgili tabii duygusal bir dönem. Ne düşünüyorsunuz efendim? Mekan kardeşimizin mekanını doğrusu imkansız acılar yaşıyoruz. Evet. Kur'an'ın ifadesiyle ne güzel bir şey değil. Şöyle Musalla taşında evet. En kişi olabilirler. Musalla taşında evet. Atan olabilirler. Evet İlhan Çabukol kardeşimiz şu an Tuzla Belediye Başkanı'nın danışmanı. Ve Şahin Hancı'yla çok iyi ilişkileri var.
geçmişte beraber haberlerini yaptık. Duygusal bir tören ya kardeşim. Siz de haberci olarak nasıl gördünüz? Böyle bir tören gördünüz mü? Nasıl? Böyle bir tören, böyle bir cenaze. Gerçekten inanılmaz büyük bir alaka var. Öncelikle şunu belirtiyorum. Şebin Karahisar çok değerli bir ismini, çok değerli bir siyasetçi, çok değerli bir belediye başkanı. Çok iyi bir insanı kaybettik. İçerisindeyiz. Ne yapıyoruz? Gerçekten dünden itibaren Şebin Karahisar'la yaz içerisinde herkes ağlıyor. Evet. Çok büyük bir yaz var. Ya bu acı tarif edilemez. Evet. Nadine gerçekten çok evet. Evet. Allah mekanı cennet olsun. Allah yine protokol taziyeleri kabul ediyor. Görmüş olduğunuz gibi. Evet. Ömer Başkanım, canlı yayındayız. Çok duygusal bir tören. Görülmemiş bir cenaze töreni. Çok seveni var. Ne söylersiniz efendim? Çok duygusal bir tören. Canlı yayındayız efendim. Çok güzel. Allah razı olsun. Cenab-ı Hak. Evet. Evet. Efendim. Evet. Başımız sağlığından mekan cennet olsun. Evet Orhan Koç, Ümrane Belediye Meclisi temsilcimiz. Canlı yayındayız. Fikirler alıyoruz. Duygusal bir cenaze merasimi. Ne hissediyorsunuz? Tabii hissetmek bu. Tabii üzüntüdür. Kardeşimizi, temsilcimizi kaybettik. Evet. Sahibinde kadar verilmemişse sahibinde babasa evet. Uzaklaşır ya. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Misalde kadar verdi. Evet. Çok seveni var. İnanmıyorum. Huzurlu olacağız. Bunun yapılacak çok fazla bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Sizleri başlar diyor. Bize baş sağ olsun. Yine STK'lardan burada görüşürüz alıyoruz. Evet görevli belediye başkanımızda. Evet. Evet, Zeytinburnu bir önce Zeytinburnu Eski Belediye Başkanı Murat Aydın, şu an Beykoz Belediye Başkanı da burada. Özgün Başkanı Aygün'ü, Halis Aygün'ü da. Evet. Sevgili milletvekili bir şey söyleyeyim. Evet canlı yayındayız efendim. Siz de çok severdiniz Şahin İnancı'yı. Devamlı gelirdiniz. Evet Kent Meydanı eserleriyle hep gurur duyardınız. Tabii çok duygusal bir cenaze ve görülmemiş bir cenaze verdi. Bir değerimizi kaybettik. Duygularınızı alıyorum. Şahin Başkan hakikaten çok değerli evet. Bir insandı. Biliyorsun milletvekili sahibiz. Lideriydi. Evet. Çok başarılıydı. İyi bir insandı. Zaten bütün Şebin Karahisar'daki evet. Meydandan, her taraftan ne kadar evet. Seviciydi görüyoruz. Evet. Aslında insanlar sınırlıdır. Ama evet. Eserleriyle yaşamak çok kıymetli bir şeydir. Evet. Şahin Başkan'ın eserleriyle yaşadığını görüyoruz. Evet. Allah gani gani rahmet etsin. Ailesine, Şebin Karahisar halkına, evet. Camiamıza başsağlığı diliyoruz. Evet. Allah razı olsun. Şebin Karahisar için büyük kayıp. Çok büyük değerli. İnşallah eserleriyle Allah razı olsun. Sayın Bekir. Teşekkür ederiz. Yüzü milletvekili Sabri Öztürk efendim. Sağ olun. Evet. Evet. Halis Hocam. Halis Hocam. Canlı yayınlayın. Aziz Peygamberimiz. Halis Hocam da. Evet Halis Hocam. Evet Sayın Başkanı. Evet kendisinden duygu alalım. Siz de memleket evladı olarak da cenazeye katıldınız. Çok üzüldüm. Çok üzüldüm. Evet. Cenab-ı Hakk'ın selamı selamı kaybetti. Evet. Evet.
çok önemli hizmetleri oldu. Allah geride kalanlarına konuşmasını itibar edilecek. Hepimizin baş sağlığı olsun. Allah size razı olsun. Evet. Yine protokolleri görüşürüz. Merhaba. Kur'an'a defalı bir ömür sahibi olan insan Kur'an tarafından kucaklanacak. Ben bunu sanıyorum. Sağ olun. Sağ olun. Arif hocam. Ben bunu yalnızlığa bırakmak istemiyorum. Rabbim bana müsaade edecek. Allah Azze ve Celle bunu senin rüzgünece elinde tutacak, onu cennete taşıyacağından bahsedecek. Ancak öyle insanlar görecek Kur'an ki, ben seni sanmadım. Sayın Başkanım, tiki alabilir miyiz? Bir canlı yayın alacak. Evet efendim. AK Parti Giresun İl Başkanımız Sinan Tatlı Bey'le. Evet, bir değerimizi kaybettik. Şebin Karasay Belediye Başkanımızın. Tabii siz sık sık geliyordunuz, görüşüyordunuz. Önemli hizmetler yapmıştı. Evet, duydunuz abi efendim. Kuruluştan beri beraber görev yapmak. Evet. Allah rahmet etsin. Sevdiğimiz bir kardeşimizdi. Gerçekten Şebin Karahisar'da damgasını vurmuş olan evet. Kardeşimizdi. Allah mekanı cennet etsin. Evet. Camiamızın başı sağ olsun. Mekanı cennet etsin. Evet. Allah razı olsun. Cenaze başkanlığında okunan evet. Bir kitap değil. Evet şu anda. Sadece kabirde okunan bir kitap değil. Sadece bayramdan bayrama. Kabirden kabire yüzüne bakılmak üzere gönderilen bir kitap değil. Kur'an başı ayranın da bildiğinin inancıyla avuçlarının arasında alması gereken bir kitaptır. Evet. Kaybeden adam şu anda Kur'an-ı Kerim sadece canının içerisinde nasıl oturacağımızı evet değerli hemşerimiz teknoloji ve sanayi bakan yardımcısı evet efendim çok duygusal bir genel tren oldu. Duygusal bir efendim. Gönlünde büyük izler bıraktı. Evet. Siyasetin yönetimin insani yönlerini evet. En güzel şekilde sergiledi. Rabbim rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnşallah niyet edip tamamlayamadığı hizmeti tamamlamayı daha sonra göre göstermez. Gerçekten sizin için büyük bir aracı. Bize insanlar arasında huzurlar. Amin. Hepinize Allah razı olsun. Başımız sağ olsun. Size de Allah razı diliyorum. Tabii yakın zamanda burada açılışlar da yaptınız. Onun da sıcaklığı var. İnsanın başına evet. Çok heyecan duyuyor. Şebin Karahisar'da atılan her adımdan, yapılan her eserden, her işten büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk. Defalarca Ankara'ya o işlerin evet. Heyecanıyla geldi. Bir evvel geldi hatta, bir evvel değil mi? Gerçekten çok farklı bir insan. Rabbim rahmet eylesin. Tabii bu eserleri yaşayacak. Zaten Nurettin Bey'in dediği gibi burada eserleri yaşayacak heyecanlıydı. Allah sizden razı olsun. Başınız sağ olsun tekrar. Evet. Fatih Bey'e de çocuk gibi Fatih Katilimşimiz şu anda duygularını aldık. Tekrar almaya devam ediyoruz. Kardeşlerim burası Çanakkale.
Evet, rektörümüz de burada. Rektörümüzle alayım. Canlı yayın dedi efendim. Rektör Yılmaz Can da yanımızda. Evet. Şöyle alalım efendim. Buradan çekeceğim ben sizi. Şu an canlı yayındayız. Evet, bir cenaze töreni oldu. Çok mükemmel bir kalabalık. Aşırı bir izlenim var. Duygusal bir tören. Sizi de çok seviyordu. Evet. Kendisini çok severdim. Belki de beş yıldır çok yakın tanışıyoruz. Evet. Evinde misafir olduğum yemeğini yedi. Bu aşağıda evet. Derenin kenarında güzel evet. Evleri vardı. Babası ailesiyle. Evet. Yarın Ahmet'in haberi edilsin. Bana göre Çelik Karaysan ülkelerini kaybetti. Evet. Efendi bir insandı. Hizmet ediyordu. Ben öyle inanıyorum. Size sık sık uğur, müracaat ediyordu. Talepte bulunuyordu. Ama tabii hizmet aşkıyla yapıyordu. Evet evet, evet öyleydi. Yani çok yakın bir ilişkimiz vardı. Evet. Zaman zaman üniversitenin buradaki bizim akademik birim ilgili görüşmelerimiz olurdu. Çok yakın görüşürdük. Evet. Samimi işler bir insandı. Mevlam rahmetiyle muamele eylesin. Allah size cennetinde ağırlasın amin, inşallah. Amin. Geride kalanlarına sabır diliyorum. Bütün şebinde hemşehrilerime sabır diliyorum. Evet, Giresun Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Yılmaz Can'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet, programımız şu anda cenazeyi bekliyoruz yine. Evet. Belediye başkanlarımızdan kim almadık? Hocalarımız. Evet. Cenazeyi. Haydi başkanım müsaade alın. Canlı yayındayız. Ya da başkanım. Evet, canlı yayındayız başkanım. Bir duygusal bir tören. Bir değerimizi yitirdik. Siz de çok severdiniz. Sık sık gelirdiniz. Şu an canlı yayında. Evet, alalım duygularınızı efendim. Sayın kardeşimizi gördük ki sadece biz değil, bölgedeki evet. Vatandaşları da evet. Herkes gerçekten canlı seviyormuş. Evet. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yapmış olduğu hizmetleri inşallah kendisine yapmış evet. Olsun. Zira evet. için büyük bir kayıp. Evet. Evet. Kayıpımızın tabi yeri biraz zor olur ama evet. İnşallah çok tarafta cennet olur. Rabbim ailesine, bütün sevenlerine sabır dilerim. Hepinize başladım. Evet şu anda. Evet. Evet şu anda cenaze. Kadınsa erkekse durumuna göre. Ali Efendi, Ayşe abla, almışsa ablamla, almışsan verirsin, vermişsen alırsın, inanmadın. O zaman gidiyorsun da görürsün. Ne kadar güzel değil mi? Aha Kur'an. Evet, genel başkanımız burada, Nurettin Bey de çok duygusaldı, ağladınız adeta, canlıyız efendim. Şahin İnancı üzerinde çok emeğiniz var, sizin evladınız sayılırdı. Duygunuz alalım efendim. Şahin, tabi orada konuşmakta çok zorluk çektiniz. Evet, Nurettin. Sakın olayım, evet. Yaptığım yanımda kaldı, devletin polisi zabıtası görmedi diyerek. Nefsine mağlup. Evet efendim. Tabii konuşmak çok zor. Simsiyah bir taşın üzerinde evet. Duygusal konuştunuz da aldık duygularınızı efendim. Evet Nurettin Bey şu anda konuşmakta çok zorluk çekiyor. Onun için yani teşekkür ediyoruz. Evet. Bugün dünya üzerinden özelde Anadolu coğrafyasından konuşalım. Evet burada görmüş olduğunuz şey. Kerevizin hareketlerinin evet, bütün kafalarının altında sayısalım belki yüzlere, belki binlere çıkan neden ama temelde bir neden. Biz kendi açımızdan değerlendirelim bu sosyolojik olayı. Temelde bir neden var. Ha bu millet Allah'ı unutmasın. Allah unutulunca öldükten sonra kabir ve ondan sonraki merhaleler unutulunca İnsan oğlu freni patlamış kamyon misali. Nereye toslayacağı, hangi tahribatı yapacağı belli olmaz. Ne ana kamyon ne baba kamyon. Ne büyük ne küçük. Kırık kırık geçiriyor. Evet, kim bunu yapacak? Sağına bakıyor devletin polisini.